mutlu etmedi. 30 bin alana 42 bin yapıyor. 7,5 alanı 10 bin yapmaya zorlandı. Geçinebilsem bak işte bu işi yapayım. Nasıl geçinebilsem? 7,5 lira kira parası bile değil daha. Kızılay'a gidip gelemeyim. Evden dışarıya çıkamayayım. Çünkü yol parası da git gel 50 lira. Yemek de yiyemezsin zaten. 7,5 lira yani evden dışarı çıkamayayım. İşte bunları satayım. Bunlardan ne kalırsa o da evini geçindireyim. Peki. Ya ne olur ki 10 bin lira bir kira parası oldu. Zengini zenginleştiriyor, fakire iyice fakirleştirmeye başladı. Emeklilerin yere çöküş yılı. Peki bir çağrım var mı? Yani 7,5'ün üstüne 2,5 lira koymuş emeklilere yıldı, emeklilerin yılı olarak şey yapıyor. Nasıl emeklinin yılı olacak? Diyecekler bu kadar işte. Peki ismini soy ismini alabilir miyim? Teşekkür ederim. Mustafa Şahin. Kaç yaşındasın? 53. Yani bir şeyin yanına varılmıyor ki ya. Yani yarı aç yarı tok yaşıyor. Hiç de memnun değiliz. Ne memnun? Şeyleri o kendilerine bir gecede koyuyorlar zamı. Emeklilere aylarca sürdürüyorlar. Ne memnunu? Aç. Hak yiyorlar. Ama dünyayı düşünen yok hiç. Zalim dünyası. Yani bu ne ya? Anlatamıyorum. Hasta insanın bir kilo bir şeye gücün yetmiyor. Alamadım. Ha eve gidiyorum. Birini aldıysam birini alamadım. Bir süt aldım, bir sokum şeyle peynir aldım yarım eve gidiyorum. Yetmiyor ki gücün alsın. Yani ne bileyim şeylere, baştakilerin adı ne onların? Şey oluyor yani. Milletvekilleri. Onlara bir gecede zam koyuyor. Emeklilere kaç ayda 3 milyonu 5 milyonu çok koyuyorlar. Yani iyi ortamda değiliz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Beslenmesi bir yeşilliğe gücümüz yetmiyor. Yeşilliği alamıyor. Ya vallahi gücümüz yetmiyor. Bir yeşilliği alamıyor. Bir kilo bir şey gücümüz yetip almıyor ki. Onlar helal değil. Ne diyeyim? Herkesin maaşını düzenli versin. Emeklileri aç ölmesini bekliyorlar. Maaşları güzel güzel yapsınlar. Bir ev kirası 15 milyon, 20 milyon. Aldığımız bizimle 7,5 elektriğe, suya, aidata. Yani onlara yetmiyor vallahi. Şaştık. Allah böyle olmaz yani böyle. Şey ve demiyorum emeklilerin düzgün para versinler. Yatıyorlar milletvekillerinin işine ne yapıyor? Onlar kaç mislisini alıyor? Helal mı? Değil. Ben 75 yaşındayım. Bir kilo bir şey canım istese alamıyorum. Bakıp geçiyorum. Doğrusunu söylüyorum ben. İsmi soy ismin nedir? İsmim Rüşen Sevindik. Teşekkür ederim. Ben 51 yaşındayım. Emekli olamadım. Olamadım. Çünkü sigortam eksik çıktığı için olamadım. Hiç, eşim emekli. Ama hiç geçinme imkanımız yok. Gerçekten. Yani bu çoluğu çocuğu olanlar, ekmek alamayanlar, ekmek kuyruk yok, kuyruk yok dediler. Bir sürü kuyruk var. Ekmek sırasına, ekmek halk ekmeğin sırasına giriyorsun 6,5 lira. Ekmek sırasında yemin ediyorum 200 kişi oluyor. Anka gerçekten güzel haber yapsın. Emekliler öldü. Bundan sonra emeklilerin yaşam hayatı bitti. Emeklinin ölüm yılı. Gerçekten emeklinin yılı değil, ölüm yılı emeklinin. Bunu böylece söyleyin. Gerçekten herkes duysun. Emeklilerin artık yaşam hakkı yok. Dışarıya çıkma hakkı da yok. Yavan ekmeği yiyecek oturacak. 25 yıl 30 yıl insanlar çalışıyor, emek veriyor. Bu yaşa geliyor rahat edeyim diyor. Bundan sonra da rahat hayat. Diyor mu hastanelerde sağlık zaten bitmiş bir durumda. Hiçbir şey yok. Bunu böylece güzelce söyleyin. Siz söylüyorsunuz. Bu insanların halini de görün. Çay içecek parası yok insanların. Gerçekten çay içecek parası yok cebinde. Şimdi buradaki emekli insanların cebine elinizi bir atın bakın. 5 lirası var mı diye. Lütfen bunu yayınlayın. Bak emekli bunu yapıyor. Emekliler ekiş 5 lirayı vermeyeceğim dedi. Sonradan Cumhurbaşkanımız sözünü yedi. 5 lirayı verdi ama emekliler artık kanlayacak. %5'inden falan olacak iş değil bu. Memuruyla işçi emeklisi neden ayırt etti ben bunu anlamıyorum. Ayırt edilmiş bir durumdayız artık dışlanmış bir durumdayız. Neden dışlandık ben de bilmiyorum. Gerçekten yani zor durumda emekliler. Çalışacak,
1 liralık 2 liralık bir şey satacak. Giderken de halk ekmekten bir tane ekmek götürecek. Karısıyla yiyecek emekli. Başka hiçbir şey yapmayacak. Çünkü 10 lira simit. Simit alamayacağına göre 6,5 liraya halk ekmek alacak. Ben derim ki akşam 7'de Fox'u açıp dinleyiyorum. Emekliler osandığından kağıt oynuyor. Devlet 4 köş oluyor emeklilerde. O kadar maaş verdi ki Cumhurbaşkanı. Geçinemeyeceği herkes tarafından aşikar zaten. Sinop gibi bir ilde bile kiraların 15 bin liradan başladığı herkes tarafından bilinmekte. Bir aldığımızı bir sonraki hafta alma şansımız maalesef olmuyor. Etin kıymanın kilosu, ki etin en ucuz tarafı kıymadır malum, o bile 400 liranın üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla geçinme şartlarımız oldukça zor. Benim işim, benim iki kadın emekli maaşı alıyor. Benim işim, ki ben baş müdürlük yapmışım, altımda çok sayıda müdürlerin olduğu bir pozisyonda iken bile benim işim emekli olduktan sonra, ben de emekli olduktan sonra benim iki kadın maaş alıyor. Şimdi bunlara ilave ekstra %5 verilirken memura niye bunlar 49.25'ten ilavesi yapılmıyor? Yani sadece bununla geçinir geçilmez değil, bazıları maaşları yerinde sabit kalırken alt limittekiler yukarıya çıkarılıyor. Bazı kesimlere söz verilerek seyyanen zamlar yapılıyor. Ben bunlar yapılırken kazanılmış hakların da kaybedilmeden zamların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Mümkün değil. Çünkü bunları yaparken herhalde piyasaya çıkmıyorlar, pazara gitmiyorlar. Pazar şartlarını bilmiyorlar. Marketlerdeki durumu incelemeyi hiç yok. Bilmiyorlar. Her gün marketlerde fiyatlar değişikliğe vuruyor. Yani 10 bin lira yeteceğini sanmıyorum. Ya kendi evi de olsa geçinmesi gene mümkün değil. Çünkü bir pazar, şimdi Sinop'ta pazartesi, perşembe pazar var. İki pazarı düşünün. 500 liradan 1000 lira yapar. Ayda 4 hafta var. 4000 lira yapar. Nereye kalır geriye? 6000 lira kalır. 6000 lirayı düşünün yani. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Bir de çocuk okutuyorsa okul masrafı var. Mümkün değil. Ev kiraları olmuş 15 bin, 20 bin lira olmuş. 7500 liradan 10 bin liraya çıkan bir emekli maaşı bir insana yetmez yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Bugün bir pazara gidiyorsun, 700-800 liradan aşağı dönmüyorsun ve torbayı dolduramıyorsun. Nasıl olacak? 7 kere pazara gitsen zaten o bitiyor. En düşük, yani yetecek kadar. Bunu devlet zaten bunu ölçüp biçmesi lazım. İnsanla ona göre hesabını yapıp vermesi lazım. Çok değerli bir ücret. Bozdura bozdura harcıyoruz. Artık ülke ekonomisi o noktaya gelmiş ki biz emeklileri bunca yıl çalışıp bu ülkeye hizmet etmişiz. Alnımızın terini daha kurumadan alamamışken şimdi de yapılan o %5'lik zamma var ya, kendilerine yaptıkları %50'lik zamla, %100'lük zamlara, %150'lik zamlara %5 diye virgülünü koydular bize. Ben haram zıkkım ediyorum. Hayır, asla. Ev kiralarının 10 bin lira olduğu bir şehirde 10 bin lirayla geçinilebiliyorsa Tayyip gelsin burada geçinsin. Ben sırf ev kirası olarak diyorum. Diğerlerini arta masraftan saymıyoruz da bu ülkede. Yemiyoruz, içmiyoruz. Etin tadını unuttuk, balığın tadını unuttuk. Vatandaş geçinebilirse geçinsin. Asla ve asla yeterli değil. Yani çünkü 7500 lira yani o adamları emekli etmemek lazımdı. Yani normal ben 15.100 gün emekli primi ödedim. Onların ödedikleri emekli primi 90. Oy almak için yapılan bir şey idi bu. Bugün de yeterli bir zam olması mümkün değil kardeşim. Asgari ücret 17 bin lira olduğu yerde emekli memurun veya işçinin maaşının 10 bin lira olması yeterli değil. En az asgari ücret düzeyinde olması lazımdı diyorum. Yeah,
Geçinemeyecek. Bir marketlere gidilsin, bakılsın yani. Marketlere gidip bakıldığı zaman geçinip geçilmeyeceğini herkes de görüyor yani. İşte şuradaki vatandaşlar da görüyor. Bak, bu parktan başka bir yere gittikleri yok. Bir bardak çay bile gidip de biz kafelere gidip bir simitle bir bardak çay içemiyoruz. Ben emekliyim, tamam. Hayal kırıklığı yaşadık. Gerçekten de çok umutla bekliyorduk ama hayal kırıklığı yaşadık. Yani bu parayla geçinilmez. Bize ölün diyorlar yani. Gerçekten ölün diyorlar. O zaman bizim maaşımıza zam vermiyorsa eğer, o zaman şeyi düşürmesi gerekiyor. Enflasyonu düşürmesi gerekiyor. Enflasyonu düşürmediği sürece bu maaşla asla ölünmez. Bize ölün diyorlar. Ölüm yılı olacak yani. Emeklilerin yılı olmayacak, ölüm yılı olacak emeklilerin. Yani başka da ne diyorsanız söyleyebiliriz. Yani emekliler için de, asgari ücretliler için de. Asgari ücretliler öğrenci okutuyor. İşte kiralar zaten çıkmış bir sürü para şeye yani, yükselmiş. Onun için yani bu parayla geçim çok zor. 55 yaşındayım. Emekliyim. 5 yıldır da emekliyim ben. İlk emekli olduğumda 900 lira maaş bağlandı. Asıl kök maaşım olarak da 6300 liradır şu anda. Gelen zamlarla beraber 7500 yapmışlardı. Şu anki yaptıkları %37 artı 5'i de ilave ettiğimiz zaman 9860 lira olmuş maaşımız. Ve bunu 10 bin liraya tamamlamışlar. Şimdi şurada herhangi bir dairenin kirasını sorarsanız 15 binin altında bir daire yok. Herhangi. Şimdi ben şu anda işe gidiyorum. Yani çalışmak zorundayım. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan daha önceki bu 5 bin lira verirken de dedi ki çalışanlara vermiyorum dedi. Şimdi bu 10 bin lirayla geçinemezsem, ben işe gidersem bu 5 bin lirayı da vermediği zaman ne yapalım peki? Hırsızlık mı yapalım? Markette soygunluk mu yapalım? Birinin telefonunu mu gasp edelim? Ne yapmamızı bekliyor peki bu hükümet? Şimdi bir milletvekili emekli maaşı ve çalıştığı halde 230-240 bin lira maaş alıyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nde 240 bin lira maaş alanla 10 bin lira emekli maaşı alan aynı kefeye konulabilir mi? Bir markete gidin, bir peynir alın, yiyebileceğiniz bir peynir 200 milyon lira, 250 bin lira yiyebileceğiniz peynir. Yemeyeceğiniz, çöp atacağınız peynir ise 150 bin lira. Nasıl besleneceğiz? Bir süt alıyorsun, 40 bin lira atıyorum sütü içmek için. Bir zeytin alıyorsunuz, 150 bin lira, 200 bin lira kilosu. Nasıl geçineceğiz? Ben mecbur, şimdi kalktım evimden, işe çalışmaya gidiyorum. Akşam 11'de de işten geleceğim. Bu sefer de diyor ki, sen çalışıyorsun, sana 5 bin lirayı vermeyeceğim diyor. Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım o zaman? 2024 yılı emeklinin ölüm yılı dönümü mü? Yani bütün emekliler açlığa bırakıldı, terk edildi. Ha, emeklilere tek bir çağrım var, gözünün önüne baksınlar. 31 Mart'taki seçimlerde düzgün oyunu kullansınlar, düzgün yere versinler oylarını. Muhalefeti erken seçime götürsünler ki biz de artık bunlardan kurtulalım. Yani başka bir şey istemiyorum. İsmim Ergül Akyıldız. Bu mahallede 25 yıldır oturuyorum, ikamet ediyorum. Emeklinin yaşam koşulu yok bir kere. Emekli yaşamıyor ki zaten. Emeklinin en büyük yaşam şartı, şuradaki Tekmezar Parkı vardır. Parka gelirler, şurada bir tane çay içerler. Kahveye de gidemezler. Orada bir tane çay verirler, bedavadır. O çay için burada akşama kadar otururlar. Bir tane çay içer, ondan sonra da evine giderler. Başka yaşam şartı yok. Gidip bir lokantadan bir yemek yiyemezler. Lokantayı da boş ver, bir tane tavuk döner bile yiyemezler emekliler. Sadece şuradan bir tane bir çay içerler, ondan sonra da evine giderler. Başka bir şey yapmazlar yani. Başka bir şey yoktur emeklilerde. Emekliler gözünün önüne baksın. Bu seçimlerde adam gibi yere oylarını versinler. Bu iktidarı erken seçime götürsünler. Başka bir şey istemiyorum. Sokaklarda, soğuklarda biz böyle tespih satıyor, bilmem saat satıyor. Evi geçindiremiyoruz. Aldığımız maaşlar yeterli değil. Ondan sonra ev kiraları başına aldı gitti. %5 verdi Tayyip Erdoğan. Ama %5'i kendine versin de bakalım geçinebiliyor mu? O milletvekilleri geçinebiliyorlar mı? Hiç bu fakirin, fukaranın halini hiç mi düşünmüyorlar? Hep kendi üst kademeler kendilerini besliyorlar, doyuruyorlar. Ama alt kademedeki insanlar acından ölüyorlar yani. Yani bu olacak bir iş değil yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin hali bu mu olacaktı? Bize kiralar olmuş 15-20 milyar. Bayağı da yüksek yani. Nasıl geçineceksin? Ben kiraya mı vereyim? Elektriğe mi vereyim? Suya mı vereyim? Veya da sokakta böyle çıkıp mecbur kalıyorum. Böyle bir şeyler satmak için sürünüyoruz yani. Yapacak bir şey kalmadı yani.
Allah sabır versin bu milletimize. Başka bir şey diyemiyorum. Değil. İmkanı yok değil. Değil. Yani imkanı yok yani insanları süründürmekten başka hiçbir şey yok. Tayyip Erdoğan ya, gerçekten ya, yani bakması lazım. Alt kademlerle ilgilenmesi lazım. Yani orta gelirli insanlar çok perişan durumda. Bu kadar söyleyeyim ben. Erol benim ismim. Soyadınız. Baykan. Ben 68 yaşındayım. Hala çalışıyorum vallahi. Vallahi ben 13 yaşından, pardon özür dilerim. Ta biz 10 yaşından beri hep sokaktayız, hep sokaktayız. Ama simit mi satmadım, affedersin yanlış anlaşılmasın, salatalık mı satmadım, ondan sonra ayakkabı boyacılığı mı yapmadım, yapmadığım iş kalmadı, daha da hala sürünüyoruz yani. Bu kadar basit. Yukarıdaki alt kademelere ben şunu söylerim. İnanın ki bu insanlara yardım ne olsun, yardımcı olsunlar. İnsanlar perişan durumdalar. Çiftçilerimiz hele, çiftçilerimiz bile ne aynı bile. Köyde tarlamız var, babamdan kalan tarlamız var. İnan ki ekemiyorum, duruyor. Anız duruyor ya, anız duruyor. Düşün yani. Tarlalar şimdiki para da etmiyor. Çiftimi sürdüremiyoruz. O orada kalıyor. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Büyüklerimiz sahip çıksın herkese. Bu kadar basit yani. Çok güzel dedi tabi. Harika bizim yılımız yani. Ben yalnız başımayım. Ben 10 bin lirayla zor geçiniyorum. Bir evde 3 kişinin olduğunu düşün. 10 bin lirayla nasıl geçinecek? Ben ev kirası vermiyorum. Arabamla var. Ben 7500'den zor geçinirken 10 bin lirayla nasıl geçineceğim? Herhalde markete girmiyorlar gibi geliyor bana. Veya bir ev, bir insan, emekli adam, ev sahibi değil, kiracı. Bunun 10 liranın 5'ini kiraya verse nasıl geçinecek? Bunun hesabını yapıyorlar mı? Yok. Yani mümkün değil ya. Ben geçirdim diye yalan söyler ya. Kira vermiyorum. Kendi başımayım. İkinci şahıs yok. Üçüncü şahıs yok. Ama ben darlanıyorum ya. Allah yardım etsin emeklilere. Kasabın yolu ne yandan geçiyor? Kasabın yolu nerede? Ben unuttum kasabın yolunu. Markete gireceksin. Tavuğun kalçalı budundan alacaksın. Onunla da köfte yapacaksın. Onunla da haşlama yapacaksın. Başka yapalım diyen var mı? Mümkün değil. Hadi 15 lira bir umududu. Hani 15 lira vermiş olsaydı o olurdu ama şahsım adına ben memnun değilim. Harika bir yılımız. Öpülme yılımız bizim. Vallahi sevilme yılımız. Kızım ben orijinalini söylüyorum. Bak tek başımayım diyorum. Ben 7500'den darlanıyorum. Kira vermiyorum. Kiraya veren emekliler var. Tabi İsmail Narlı. 66. İsmim Esen Ceyhan, Artvin'de ikamet ediyorum. 2007'de çalışma hayatına başladım taşeron olarak bir şirketten. 2018'de taşeronlardan kadroya geçtim, sürekli işçi kadrosunda. Biz kadroya geçerken şöyle bir madde vardı. Geldiği zaman zorunlu olarak emekliye ayrılacaksın. Yaş ve prim çarpını gözetmeksizin günü gelen zorunlu olarak emekliye ayrılacak diye. 2022 10 Aralık'ta zorunlu olarak resmen emekliye edildim. 30 gün içinde davamı açtım. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak emekli edildiğimden dolayı davayı açtım. Türkiye genelinde 167 bin kişiyiz. Zorunlu emekli edilen, mağdur edilen, 7500 TL emekli maaşına mahkum edilen öyle diyeyim. Bu konuda Ankara'da bulunan arkadaşımız Tülün Özen hanımefendi her mezrada sesimizi duyurmaya çalışıyor. Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza mektubumuzu iletti. Bu haksızlık karşısında biz mağdur durumdayız. Dava açan veya dava açmayan tüm arkadaşlarımızın
3-3-2023'te bu madde kaldırıldı. Ona istinaden işe yerde davası açarak biz de işimize geri dönmek istiyoruz. Kodunda da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben 2022 10 Aralık'ta emekli oldum. Bir yıl oluyor. Ben 2022 10 Aralık'ta emekli oldum. Mardin için de bu zorunlu emeklilik EYT ile beraber kaldırıldı. 2,5 ayla ben kaçırdım. O zaman ben de diyorum ki benim günahım ne? Yıllarca emek vermişim, çok zor şartlarda çalışmışım. Asgari ücretle yıllarca görev yapmışım. Tam maaş olarak hani düzeldi. Tam işte tam çalışacağım zaman 45-50 yaşımda niye emekli olayım? Diyeyim Uğur Bey, biz kalifiye elemanız. Evet, taşeron olarak başladık. 40 yaşında ben üniversite okudum. Eğitim olarak da kendimi yükselttim. Tam bir şeyler rayına oturdukta 65 mesela yaş sınırı, memurlarda 65'tir. Ama işçilerde böyle bir yaş sınırı da yok. Benim arkadaşım 62-63 yaşında çalışmaya devam ederken ben 49 yaşında niye emekli olayım? Çocuğumun eğitimi için ilçeden ayrıldım, ile geldim. Hani burada o düzenimi, üniversite okutuyorum. Bu dönemde daha zor, şartlar daha zor. Emekli maaşına yoluna koymak zor, öyle diyeyim. Talebimiz kısa ve net, işe iademiz. Bu kaldırılan maddeye istinaden oraya bu mağdur olanlara da geri dönüş için bir madde eklenebilir. Bizim sayın devlet büyüklerimizden istediğimiz, isteyenin dava açan veya açmayan işe iadesini yaparak bu mağduriyetimizin giderilmesi. 67 bin kişiyiz. Sürekli şöyle diyeyim, Telegram'da grubumuz var Türkiye'nin genelinde, tüm arkadaşlarıyla haberdar olduğumuz. Twitter'dan sürekli tweet atıyoruz. Sayın devlet büyüklerimizle oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Haber kanallarına oradan, Twitter'dan ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ara her akşam saat 8'de Twitter etkinlikleri yapıyoruz. Yeter ki sesimiz duyulsun diye. Mağduriyetimiz işe iade, biz işe iademizi istiyoruz. Tamam, sesli olur. Ulusal Sigortalar Kurum emeklisiyim. 7,5 milyar maaş alıyorum. Şu anda yeni şeye göre 10,5 falan oluyor, hesaplanıyor maaşımız. Bu maaşla bugün ortamında geçinmek mümkün değil. Bir simit olmuş 10 lira, bir çay olmuş 7,5 lira. Ayakkabı olmuş 1500 lira. Yani Allah evi bark olmayanlara yardım etsin. Gene ufak tefek evimiz var da kendimizi idare ediyoruz. Bunun haricinde bu maaşla geçinmek mümkün değil. Hayat çok pahalı. %5 aslında verene kadar hiç vermese bundan daha iyiydi. Yani vatandaşları bir beklentiye soktular. %5 çok az. Çok az. 6 ay sonra da ne olacağı belli değil. Bu hükümet emeklileri pek sevmez. Emeklilere de pek bir şey vermez. Hele sigorta emeklilerine hiç vermez. Yani Allah yardım etsin. Sigorta emeklilerinin işi zor. Ya bu maaşından geçinmek çok zor ama hesabının kitabının yaşıyoruz yani. Hesabının kitabının yaşıyoruz yani.